LGS'ye son 118 gün. Bazen çalışmasa da bazen dinlense de sınava kadar bizimle beraber bugünlere gelen ve bu 118 günde çok iyi değerlendirecek olan arkadaşım seni tebrik ediyoruz. Aramıza yeni katılan ve 118 gün sonrasında eğer günde 90 sorudan veya 180 sorudan 20 bine yakın soru çözeceğini bilip bu 118 günü çok iyi değerlendirecek olan arkadaşım sen de aramıza hoş geldin. Hemen ben yorumlarınızla günün sözüyle başlamak istiyorum. Çünkü sizin vaktiniz çok değerli. Sizler hedefli, gayretli, azimli öğrencilersiniz. Günün sözüne bakıyoruz. Konfüçyüs sözü, e, söylemiş. Diyor ki, söyleyemedim bir adamın ismini. Durmadan devam ettiğiniz sürece ne kadar yavaş gittiğinizin bir önemi yoktur. Çünkü su damlaları böyle pıt 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 damlar ve taşı bile deler. Sürekli damlarsa ama birkaç damla su tabii ki delmez. Veyahut da on bardak sürayı dök delmez. Ama devamlı olduğu sürece gerçekten yavaş da gitseniz çok büyük bir sonuç elde edersiniz. Buradan hangi sonuç çıkaracağız? Buradan çıkaracağımız sonuç şu. Vazgeçmiyoruz ve azimli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Zaten günün yorumuna baktığımızda Batuhan Oran da buna benzer bir şey sormuş. O yüzden günün sözünü o seçtik. Bakın diyor ki hocam evde çok çalışıyorum ama denemelerde kötü sonuç alıyorum. Öğretmenlerimin gözünden de de ayrı olacak tabii ki. Düştüm hissediyorum. Ne yapmalıyım demiş. Şimdi burada şu çok önemli. Batuhan çalışıyor musun? Çalışıyorsun. Çok güzel. Hem de çok çalışıyorsun. O zaman kazanacaksın Batuhan. Vazgeçmek yok. Denemelerde kötü sonuç alabilirsin ama sen bambu ağacının hikayesini bilmiyorsun. Bunu geçen haftaki videolarımızda, geçen hafta geri sayımlarımıza Mehmet Hoca da anlatmıştı. Bu tarz bir şey de şuna dikkat edin. Yavaş yavaş artış oluyor. Bir anda artış olmuyor. İlk başta böyle böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Sonra bir anda yükseliyor. Yani sen ilk bir hafta netin artmıyor. ilk bir ay netin artmıyor. İkinci bir ayda netini atmıyor. Üçüncü ayda netini atmıyor ama dördüncü ayda bir anda patlama yaşanıyor. Bu aynı bambu ağacı gibi. Bakın bambu ağacının hikayesini internete yazarsanız net bir şekilde görürsünüz. Bu bilimsel bir gerçek. Bilimsel olarak şöyle. Bambu ağacını ekiyorsunuz toprağa tamam mı? Ektikten sonra beş yıl boyunca bakın beş yıl boyunca Su veriyorsun, su veriyorsun, su veriyorsun, su veriyorsun. Tohum atıyorsun. Hiçbir şey yok. Toprak bomboş. Lan nerede bu ağaç diyorsun ya? Allah Allah. Bekliyorum, bekliyorum. Çıkmadı. Beş yıl boyunca hiçbir şekilde şöyle bir tane ponçik, bir tane tomurcuk bile çıkarmıyor. Tam vazgeçecekken beş yıl sonra günde 90 santim uzamaya başlıyor. Ve sadece altı ayda 27 metreye ulaşıyor. Dünyanın en hızlı uzayan ağacı. Ama beş yıl sabretmen gerekiyor. Aşağıda kökünü oluşturuyor çünkü. Şu anda Batuhan evde çok çalışıyor ama bir türlü istediği sonuçlar alamıyor olabilir. Ama bir gün gelecek Türkçe'de full, sosyal full, matematikte daha az yanlış, fende full gibi netlere ulaşabilir. Neden? Çünkü vazgeçmiyor. O şu anda bambu ağacı, Farkında değil. Eğer vazgeçerse o kadar içeride, içeride beklediği boşa gidecek. Eğer vazgeçerse ya olmayacak herhalde derse o kadar çalıştıkları da boşa gidecek. Dolayısıyla bu son dört ayı, bu son 110 kaç gün, unuttum hemen kafam gitti. Son 118 günü asla vazgeçmeden çalışarak devam ediyoruz. Emin olun netleriniz yavaş yavaş Artmıyormuş gibi gözükse de bir anda hızlı bir şekilde artacak. Çünkü daha kaliteli denemelere geleceksiniz. Çünkü daha düzenli çözeceksiniz ve aynı zamanda konularınızı artık bitirmiş olduğunuz için toplamda iyi sonuç elde edeceksiniz. Şu anda hata yapın, hatalarınızdan ders alın, hatalarınızın çözümünü öğrenin ve asla vazgeçmeyin. Bugün Gireceğiniz bir sınav sizin sınav sonucunuz değil. Dört ay sonra gireceğiniz sınav sizin sınav sonucunuz. Ve o sınavda inşallah en iyi sınavınız olacak. Bugünü unutmayın diyoruz. Günlük kitabına baktığımızda Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye koşun romanını görüyoruz. Burada esas da romanın kahramanı yazarın kendisi. Kimik hastalarına yakalanıyor. Hasan yatıyor. Çok üzüntülü, çok sıkıntılı. Bir de sevdiği kızla doktorla evlendiriyorlar. Adam iyice çöküyor. Zaten yataktayım diyor. Çok kötüyüm. Kemik verebine yakalandım. Bir de sevdiğim kıza başka seyirlendiler diyor. Psikoloji günü ağır basan bir roman. Değerli bir eser. Yüstemel eser arasında okumanızı tavsiye ediyorum. Günün okuluna baktığımızda Yüksel İlhan Alanyalı Fen Lisesi'ni görüyoruz. İstanbul'da yine Fen olduğu için tıp, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık her zaman gibi standart pakette gördüğünüz gibi. 1.93 e, dilimle alıyor. Bu okulda sizi hak ediyor. Çünkü sizler çalışıyorsunuz, vazgeçmiyorsunuz. O zaman bu okul sizi bekliyor. E, eğer iyi bir okulsa siz hak ettiği için siz oraya yerleşirsiniz diyorum. Çünkü siz zaten hak ediyorsunuz. Çünkü siz çalışıyorsunuz. Günün sorusuna baktığımızda inkılap tarihi alakalı. Çok severim ben inkılap tarihini. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesi hangi olay sonrası olmuştur? Tabii ki LGS'de böyle bir soru gelmiyor ama bunu bilmemiz lazım. Hangi olaydan sonra fiilen, hangi olaydan sonra hukuken sona erdiğini bilmemiz lazım. Biliyorsak sıkıntı yok. Bilmiyorsak öğrenelim ve yorumlara cevabını yazalım. Ödülü sorumuza cevaplamayı unutmuyorsunuz. Vazgeçmiyoruz ve kazanıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım.